merhabalar. Tekrar Divan Şantiyesi'ndeyiz. Artık açılışa çok az kaldı. Şu anda giriş bölümündeyiz. Hummalı bir çalışma bizi bekliyor. Birazdan hepsini size göstereceğim. Daha önce bizim yuvarlak dairesel bir merdivenimiz vardı. Onun önünden başlamıştık. Şimdi bizim tarihi duvarlarımızdan biriyle başlıyorum. Bu girişte bizi karşılayan bir duvar. Bütün heybetiler önümüzde duruyor. Giriş kapısı, araçlarla ilk geldiğiniz noktadan itibaren burada giriş kapısının karşısında bu duvarı görüyorsunuz. Bu alanda drop-off noktasındayız. Bütün heybetiyle tarihi eserlerle yeni binanın iç içe geçtiği bodrum katındayız ve buradan artık girişe doğru yönleniyoruz. İçeriye girdik, şimdi hızlıca geçiyoruz. Burada imalat var. Burası fuaye alanımız. Fuaye alanından çok güzel merdivenimize geçiyoruz. Dairesel merdivenimiz şu anda çok detaylı olarak görülmese de bittiğinde muhteşem askılı bir yapı olacak. Evet, üst katta detayları biraz daha hakimiz. Terazo basamaklar ayrı olarak prekast üretildi. Bu kablolarla tavandaki geniş çelik taşıyıcıyla taşınıyor. Buradan sonra balo salonuna gideceğiz ama balo salonuna önce bir dinlenme mekanı, yine bir fuaye alanındayız. Bu fuaye alanında gördüğünüz gibi oldukça tamamlandı imalatlar. Ahşap kaplamalarımız yerinde. Bunun arka tarafında balo salonuna geçiyoruz. Yukarıda meş tavanımız var. Aydınlatmalar henüz gelmedi. Gelince harika olacak. Bu balo salonunun bir özelliği de aslında yeni yapıyla tarihi yapıyı birleştiriyor olması. Bu kemerli kapının içerisinden geçtiğimizde tarihi alanlara dalmış oluyoruz. Evet, tarihi alana dalmadan önce bu kemerin altındayız. Bundan sonrası artık yapının eski parçası. 1800'lü yılların sonundan beri burada duran eserler. Bunlar olduğu haliyle restore edildi. Orijinal Horasan sıvısıyla tamir edildi. Ve bu mekanlarda çeşitli küçük ara mekanlar var. Burası bittiği zaman aslında gelin odası olacak. Gelini buradan balo salonuna alacağız. Yukarıya doğru aslında toprağın içinden oyularak yapılmış bir asansör ve merdiven bloğumuz var. Asansör ve merdiven bloğundan yukarıdaki odalara çıkıyoruz. Ama öncelikle size balo salonunu göstereceğim. Tekrar fuaye alanındayız. Güzel bir servis barımız var. Henüz kontrol plak halinde olmasına rağmen bittiğinde harika olacak. Ve burada ikinci merdivenimiz var. Bu diğer merdiven gibi aynı detaylarda üretilmiş. Formu biraz daha değişik, eliptik. İki kat yüksekliğinde. Aşağıdan başlayarak yukarıdaki teras alanlarına ulaştırıyor bizi. Burada da gördüğünüz gibi biraz gürültülü. Balo salonu bizi takip edenler için, önceki videoyu takip edenler için 1000 metrekarenin üzerinde tek açıklıklı bir alan. Burada inanılmaz güzel bir çelik konstrüksiyon var. 50 küsur metre uzunluğunda. Bunlar şu anda bütün giydirmeleri tamamlandı. Kaplamaları hazır. Halının serilmesini bekliyor. Bu kontrol plakların altında bir hamam kalıntısı mevcut. Bir cam döşemenin altında 1800'lü yılların sonundan kalma bir hamam kalıntısı bunun içerisinde. Buradaki her şey özel imalat olarak yapıldı. Yukarıda gördüğünüz aydınlatmalar, cam tüpler içerisindeki ledler hepsi özel dizayn, özel tasarım ürünleri. Gördüğünüz gibi 50 metre uzunluğundaki cephenin 50 metre uzunluğunda bir cam cephesi tamamen açılabilir şekilde tasarlandı. Burada etkinlik zamanında içeride olan her şey dışarıya da yansıyacak, dışarıda olan her şey içeriyle bütünleşecek. Bu alan tek parçada kullanılabileceği gibi üçe de bölünebiliyor. Aslında şu kapıların arkasında hareketli bölme duvarlarımız var. Bu bölme duvarlar bu hat üzerinden gelip kapanıp üç bölmeye ayırabiliyoruz salonu. Ve böylece ayrı ayrı etkinliklere aynı zamanda ulaşabilme şansına sahip oluyoruz. Balo salonunun dışında etkinlik alanının terasındayız. Burada şu anda siz beni görüyorsunuz ama ben muhteşem bir boğaz manzarası görüyorum. Bu cam cepheler az önce de anlattığım gibi açıldığında
bu terasın içerisindeyiz. Terasın üzerinde çeşitli gölgeliklerle burası kaplanacak. Etkinlik anında güneşten etkilenmemek için. Burası dışarıdaki etkinlik alanının podyum bölümü. Misafirler yerlerinde otururken burada çalınan müzik aynı zamanda arkasında fonda da Boğaz manzarası. Uzun bir rampadan sonra etkinlik alanındayız tekrar. İkinci etkinlik alanımız burası. Daha üst kottayız. Buradan manzaramız daha güzel. Burası bir ön resepsiyon alanı. Misafirler önce merdivenlerden ya da asansörlerle buraya ulaşıyorlar. Ulaştıktan sonra burada servis tamamlanınca bu merdivenlerden ve kemerin altından geçerek asıl etkinlik, ikinci etkinlik alanına da ulaşıyoruz. Kemerlerin altından geçerken dilek tutmak gerekiyor. Evet, burada artık binanın çatı kotunun üzerindeyiz. Bu kot, az önce anlattığım gibi resepsiyon alanından geldikten sonra asıl etkinlik alanı olarak kullanılacak yerimiz burası. Karşı taraf yine podyumun ve sahnenin olacağı yer. Bu alandan yukarıya doğru devam ettikten sonra yukarılarda da suite odalarımız mevcut. Burada size bu güzel manzarayı göstermek istiyorum. Şu anda projenin en sevdiğim yerindeyiz. Aslında proje arsası 18. yüzyılın sonunda ve 19. yüzyılın başında yapılan iki tane yalının arka bahçesi. Bu arka bahçeler içinde yaşadığı halkın ortak alanları olarak kullanılıyordu. 19. yüzyılın başlarından sonra ortalarına doğru bir zamanlarda bu binalar tekil ailelerin yaşadığı değil, bir sürü farklı ailenin katlarda yaşadığı ve dairelere bölündüğü bir şekle büründü. O tarihlerde bu arsanın içerisinde, arka bahçenin içerisinde bu insanların ortak olarak kullandığı hamam, çamaşırhane gibi fasiliteler yer alıyordu. Şu anda arkamdaki taş duvarın içerisinde de buraya ait olan bir sarnıç var. Özgün hali sarnıç olmasına karşın biz bunları suite odalara dönüştürdük. Şu anda size içini gezdireceğim. Şu anda sarnıç alanının içerisindeyiz. Burası suite odanın salonu olarak işlev görecek. Gördüğünüz gibi bütün duvarlar olduğu haliyle bırakıldı. Orijinal şekliyle onarıldı. Bu alanlar yine aşağıdaki Horasan Sıvan'ın aynısıyla sıvanarak düzeltildi. Burada çok çeşitli galeriler var. İç tarafa doğru gittikçe daha küçük alanlar ve daha sonra burası suite odanın giriş alanı olacak. Aynı zamanda terasa çıkış olarak da kullanılıyor. Ve buradan itibaren bizim yeni yaptığımız kısım. Burası tamamen tünelin toprağın içinden kazılarak tünel şeklinde yapılmış bir alan. Bu alan, bu arsada inşaat zamanında çıkan bütün tarih eserlerinin sergilendiği açık müze alanımız. Bu alanda gördüğünüz bütün taş duvarlar ve arka taraftaki aslında çamaşırhanenin bir bölümü, zemin kaplaması dahil olduğu yerden sökülerek tamir edilip buraya tekrar monte edildi. Ve burada bundan sonra sergilenmeye devam edecek.